Bugün benim için önemli bir bilanço geliyor. PayPal. PayPal benim portföyümde şu anda dördüncü en büyük pozisyonum. Aslında bu pozisyonu açarken bu kadar büyük olmasını istemiyordum. Bir, bir yıla yayılan trade olduğunu düşünüyordum bunun. Bir geriye dönüş trade'i. Ne demek geriye dönüş trade'i? Bazen iyi şirketler bir sebepten dolayı çok değer kaybederler. Kötü bir yönetim vardır. Onun gitmesi bekleniyordur. Rekabet yeni şeyler yapmıştır. Regülasyon sıkıntısı vardır. Şirketin yeni bir ürünü beklenen tempoyu henüz yakalamamıştır. Bütün bunlar sebep olabilir buna ve bundan dolayı hisse senedi çok sert aşağı doğru gider. Böyle durumlarda o hisse senedini almayı seviyorum ben. Geçen sene bunu Meta'da yaptık. 100 doların altına indiğinde aldım. 300 dolarlara yaklaştığında sattım. Çünkü Meta'nın o dönemde çok haksız bir eleştiriye tabi olduğunu düşünüyordum. Öte yandan Meta'da da Bugün bahsedeceğimiz PayPal'da da uzun vadeli bir yatırım hedefim yok. Maksimum bir yıl. O yüzden bugünkü rapor önemli. Bugünkü raporun çıktıları ve yeni CEO'nun açıklamaları PayPal'da kalıp kalmayacağımı belirleyecek. Oldukça büyükçe bir pozisyonum var. O pozisyonumda trade bölümünü bugün biraz küçülterek gireceğim. Trade iyice kısa vadeli olan bölümü. Son günlerdeki yükselişi öngördüğüm için borsanın genelinde orada güzel para kazandım. Ama uzun vadeli pozisyonumu sabit tutacağım. İşte bu çerçevede bugün PayPal bile bilançosundan ne bekliyorum? PayPal bilançosunun ötesinde PayPal'dan önümüzdeki 6 ay ve bir yıl içerisinde neler bekliyorum? Bütün bunları anlatacağım. Küçük de bir uyarı. Bilanço günlerinde trade yapmak çok zor bir şeydir. Çünkü bilançonun ne geleceğini bilemeyiz. Bilançoyu Wall Street'in nasıl yorumlayacağını bilemeyiz. Bilanço sonrasında yönetici neler açıklayacak onu bilemeyiz. Bir de bugün Fed'in günü. Bugün Powell yeni faiz kararını açıklayacak. Faiz artışı olmayacak kesin ama mutlaka bizi korkutacak, piyasaya ürkütecek yeni bir şeyler söyleyebilir. Bunun da getirdiği ayrı bir belirsizlik daha var. Bu Gerçevede. sakın bugün anlattıklarımı bugün Paypal'a gir çık diye düşünmeyin. Uzun vadeli Paypal stratejisinin bir parçası dinleyeceğiz. Bugün YouTube katıl ve Hat aşk grubu üyeleri için ayrıca Palantir bilançosunda değerlendireceğiz. Palantir bilançosu da yarın geliyor. Palantir benim Tesla'dan sonra en büyük ikinci pozisyonum. Ondaki beklentilerimi de bugün YouTube katıl üyelerine özel paylaşacağım. Ayrıca bu akşam hepiniz açık bir canlı yayınımız da olacak. Hem Powell'ın konuşmalarını, faiz kararını biraz değerlendireceğiz. Hem de hareketleri değerlendirip PayPal'ın yeni bilançosunu bekleyeceğiz. Canlı yayın saat 10.30'da başlayacak. Bütün bunu da söyledikten sonra hazırsanız bugün PayPal'a şöyle bir derin dalalım. Hem sizi bir hisse senedi nasıl inceledir konusunda biraz eğitim Hem de kendi spekülatif öngörülerimi sunayım. Evet Paypal incelememizi SeekingAlpha.com üzerinde yapacağız. SeekingAlpha.com'a henüz üye olmamışsanız yukarıda ve aşağıda linki var. Bir hafta ücretsiz kullanım var. Daha sonra da ciddi bir indirim var. SeekingAlpha'dan ben gerçekten çok yararlanıyorum. Aslında bu Paypal bahanesiyle SeekingAlpha'yı nasıl kullandığımı da sizlerle de biraz paylaşmış olacağım. SeekingAlpha diyor ki Paypal'ın şu an itibari değeri 51.80 dolar. Şirketin toplam değeri 56 milyar dolar. Fiyat kazanç oranı ise 10.47. Hisse başı kar beklentisi yıllıkta 4.95 dolar. Şirketin hisse seydi nasıl davranmış dersek son 1 yılda %38'lik değer kaybı var. Son 5 yılda %38'lik değer kaybı var. Maksimum o baktığımızda ise şirket şu anda aşağı yukarı 2017 yılındaki değerinde işlem görüyor. Oysa o günlere göre çok daha büyük, çok daha karlı, çok daha yol almış bir işletme PayPal. Şirketin 2017 yılından beri performansına baktığımızda hakikaten son derece enteresan sonuçlar var. O dönemde ciro 13 milyar dolar. Bugüne geldiğimizde ciro 28,5 milyar dolar. Yani iki katından fazla artmış. Net kâra baktığımızda o dönemde net kâr 1,8 milyar dolar. Bugün baktığımızda net kar 4 milyar dolar. Yani yine 2,2 2,3 kat civarı artış var. Buna karşı görüyorsunuz price return yani hisse senedi fiyatı %9,63 azalmış. Bundan dolayı da aslında hisse bir hayli ucuzlamış gözüküyor. 2017'de fiyat kazanç oranı 50'ymiş hisse senedinin. Bugünlerde 15 civarında. Yine fiyat böyle satış olarak baktığımızda bugün 2 civarında o gün ise 7.26'ymış. Yani şirket büyümeyi becermiş, karlılığını artırmayı becermiş. Hisse senedi buna aslında bir süre olumlu tepki vermiş ve 2020-2021'de zirveleri bulmuş. Burada görüyorsunuz turuncu çizgiyi. O dönemde Covid'den dolayı evden alışveriş artınca bu PayPal'da yaramış. Fakat maalesef o zirveden bugüne kadar hisse senedi %85'e yakın değer kaybetmiş. Nedir bu değer kaybının temel sebebi? Aslında 3 sebep var diye düşünüyorum. Birinci rekabet. PayPal gibi pek çok finansal teknoloji şirketi var. Mesela ilk aklımıza gelenlerden bir tanesi Stripe Bunların piyasaya girişinin PayPal'dan pazar payı çalacağına inanılıyor ve nitekim PayPal'ın büyümesini yavaşlatmış durumdalar ve ayrıca biraz sonra bakacağız bütkâr da son dönemlerde bundan dolayı küçülüyor. Yani bir rekabet baskısı var. Rekabet baskısının ikinci bacağı Apple gibi, Google gibi, Meta gibi büyük teknoloji şirketlerinin ödeme işlerine giriyor olmaları ve burada epey yol kat etmeleri. Bu da yine PayPal'ı sıkıştıran faktörlerden bir tanesi. İkincisi, Wall Street uzun dönemdir fintech dediğimiz finansal teknoloji şirketlerine karşı epey zalim. 2020 20 2021 aralığında tıpkı PayPal'da olduğu gibi hepsinin hisseleri çok hızlı yukarı gittiler. O günden bugüne hep dayak yiyerek geliyorlar. Upstart gibi örnekler bunun arasında yer alıyor. Neden? Yine bu temel rekabet korkusu ve Apple gibi firmaların bu alana girmesi. Üçüncü faktör ise PayPal'ın uzun zamandır çok sessiz, sakin ve risk almayan yönetimi bana kalırsa. Çünkü PayPal'ın son CEO'sunun ana hedefi maliyetleri azaltmak oldu. Şirketi büyütmeye yönelik yeni şeyler söylemedi. Mesela yapay zekadan hiç bahsediyoruz bahsetmedi bile. Bu da yatırımcının PayPal'a olan inancını epeyce kırdı. Bugün piyasa kapanış sonrası gelecek tahminler şöyle. Hisse başı GAP kar 0.87, hisse başı normalize edilmiş kar 1.23 dolar. Ciro tahmini 7.38 milyar dolar. Bir önceki dönem 7.29 milyar dolar cirosu vardı. Orada beklenti üzerine kalmışlardı. Ben bu ciroyu rahatlıkla aşacaklarını düşünüyorum. Sebebi de son dönemde gelen Amazon gibi Meta gibi şirketlerin bilançolarına baktığımızda online pazarda iş işler iyi gibi gözüküyor. Tüketim kuvvetliye benziyor. Bundan dolayı ben PayPal'ın ciro rahatlıkla tutacağını düşünüyorum. Hisse başı kar hedefi ise 87 cent. Geçen çeyreğin bile altında. Ben bunda rahatlıkla geçeceklerini düşünüyorum. Geçen çeyrekte 92 centlik hedef tutturmuşlardı. Orada da bir sorun olmayacaktır. Ama bu hedeflerin tutması şirketin iyi gideceği anlamına gelmez. Mesela benim de kısa vadeli bir pozisyon açtığım AMD dün iyi bir bilanço getirdi. Hedeflerin tamamının üstündeydi. Fakat gelecekle ilgili beklenen beklentileri düşük olduğu için hisse senede önce sert düştü. Daha sonra CEO çıkıp yeni mikroçipi açıklayınca ve ondaki üretimin hızlanacağına Nvidia rakip bir mikroçipleri var. Onu söyleyince hisse senedi tekrar yukarı doğru gitti. Yani o yüzden bilançonun hedef tutturması illa hisse senedinin hareketini belirlemez. Bizim bence PayPal'da esas bakmamız gereken konu CEO neler söylüyor olacak ve CEO'nun bu şirketin geriye dönüşü konusunda bir hikayesi var mı, hikayesi yok mu ona bakacağız. Bu arada analistlerin şirketle ilgili beklentileri de oldukça alçak gönüllü aslında. Bu yıl ciddi bir hisse başı kar büyümesi bekleniyor. Çünkü geçen sene çok kötüydü. Sonrasında baktığımızda 2024'te %14'lük, 2025'te %12'lik, 2026'da %16'lık bir büyüme bekleniyor. <laughs> 2027'yi diye bilmiyorum. Daha düşük bir büyüme. Sonra rakamları görüyorsunuz. Şimdi i̇şte bu öyle enteresan ki bu büyüme tahminlerini tuttuğunu varsayacak olursak ve şirketin hisse senedinin fiyatı buradan hiç yukarı gitmezse 2032'ye geldiğimizde 2032'ye geldiğimizde şirketin fiyat kazanç oranı 2.59'a gelecek. Yani bu şirkete yatırdığınız para sadece 2.5 yıllık karıyla geriye dönecek. Benim tahminim bu dönemde şirketin aynı zamanda bir temettü dağıtımı da söz konusu olacaktır. Tabi büyümeler bu şekilde olur mu emin olmak biraz zor. Şirketin hisse senedi fiyatı belki de yukarı gider onu da bilmek zor ama ben böyle baktığımda uzun vadeli bir yatırımcı için aslında burada oldukça hoş bir yapı olduğunu düşünüyorum. Yani 2032 çok uzun hocam. Biz 2028'i düşünelim. 5 yıllık bakalım derseniz. 5. yılın sonunda hisse senedi fiyatı burada hiç yukarı gitmese bile fiyat kazanç oranı 5'e düşmüş olacak. Aynı şey bir de Ciro'dan bakalım. Şu anda şirketin fiyat bölü satış oranı 1.89. Ne demek bu? Şirketin hisse senedi fiyatı bölü Ciro'su bölü halka arz edilmiş toplam hisse senedi adedi. Şu anda 1.89'lar civarında. Bu endüstrinin epey altında bir rakam. Biraz sonra bakacağız. Eğer hisse senedi fiyatını bugünkü gibi tutarsa ve şuradaki büyüme oranları tutarsa Ciro tarafında 1.12'ye gelecek. Bu da yine sektör ortamının çok altına olacak 2028'de. Bunu da niye söylüyorum? Yani akıllı fikirli bir yatırımcı bence bir 3-5 yıl düşünmeli her zaman. Ve 3-5 yıla baktığımızda bu bence hoş gözüküyor epey. Yani hisse senedi değeri buradan yukarı gitmese bile şirketin epey ucuzlamış olacağını görüyorum buralarda ve muhtemelen eğer bu performanslar tutarsa 2025-2026'da bu civarlarda bir yerlerde aynı zamanda şirketin temettü dağıtacağını da düşünüyorum. Ayrıca şirketin yönetimi hisse senedi fiyatını epey ucuz buluyor şu anda ve hisse senedi geri alımları sözle vermiş durumdalar. Özellikle bu yılın ikinci yarısında elde edilen pozitif nakit akışının çok büyük bölümünü hisse senedi alımlarına ayıracaklarını söylüyorlar. Bu da hisse senedi fiyatını şirketin yukarı doğru çıkarabilir. Kazanç beklentilerinde benim pek bir sorunum yok. Bunları tutacağını düşünüyorum ve ileriye yönelik baktığımızda da şirketin hisse senedi fiyatı buralara kalırsa çok ucuza kaçacağını düşünüyorum. Bunu doğal olarak tabii hisse senedi yukarı doğru çıkartacak bir meseledir. Ayrıca şirket ne diyor? Biz hisse senedimizi geri almayı da düşünüyoruz diyor. Finansal tarafa baktığımızda şirket yavaş bir tempoyla da olsa büyümeye devam ediyor. Zaten PayPal'da çok hızlı bir büyüme bekleyemeyiz. Çok rekabetin olduğu bir ortamdalar. Ama asıl sorun karlılıkta. Çünkü bakın mesela Haziran 2022'de şirketin 6.8 milyar dolar cirosu var. Bu kabaca 2.8 milyar dolar brüt kar bırakmış. Oysa aynı ayın 2023'üne geldiğimizde ciro 7.28'e çıkarken brüt kar ancak 2.856'ya gelmiş. Yani brüt karı ciroya oranlarsak oran %40.82'den %39.19'a inmiş. Ve burada aslında ta 2020 aralığından bugüne doğru baktığımızda hep bu brüt karın zayıfladığını görüyoruz. Nedir bunun sebebi? PayPal markalı alışverişlerden ziyade PayPal'ın arka planda transaksiyonlara hizmet veren bir platforma dönüşü olması. Onlarda kar marjı daha düşük. İşte bu da şirketi olumsuz etkiliyor. Geçen bilan çoğu döneminden beri hisse senedinin düşmesinin sebebi de bunu toparlayamazlar endişesi. Çünkü aslında değerli arkadaşlar bütkardaki düşüş çok temel olarak baktığımızda rekabetin artması anlamına gelir. Bu bazen stratejik bir karar olabilir. Tesla örneğinde olduğu gibi bazen de yapacak bir şey yoktur. Bu kadar rekabet artıyorsa ben ancak büt karı daha düşük hizmetlerle buna cevap veriyorum diyebilir şirket. İşte bu nedenle PayPal'ın burada bize olmuş şeyler söylemesi lazım. CEO'su değişti PayPal'ın. Ben yatırım tezimde bunu öngörmüştüm CEO'nun değişeceğini. CEO değişti. Daha genç bir arkadaş var. Intuit'ten geliyor. Intuit Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle küçük şirketlere ve kobi şirketlere online muhasebe hizmetleri veren bir kuruluş. Bizim paraşüt üstümüze benzetebilirsiniz. Ve orada satışı yönetmiş ve başarılı olduğu söyleniyor. Burada satışı artırmak ve tekrar markalı PayPal'ı veya bir takım yeni ürünleri piyasada kuvvetlendirmek konusunda bir şeyler yapabilecek mi? Heyecanlandığımız konu bu. Bir de Venmo da bunlara ait bir ürün. Venmo da bir kişiden kişiye ödeme platformu. Belki orada da bazı olumlu sürprizler gelebilir. Bir önceki yöneticiyi büyüme açısından eleştirsek de maliyet yönetimi açısından eleştiremeyiz. Bakın 2020'de esas faaliyet giderlerinin cüreye oranı %31.16 iken şimdi %23.78 bu sayede şirket brüt karda epey yıpranmasına rağmen esas faaliyet kârında yani operating income %16.47'den %15.41'e inmiş sadece. Hatta bir önceki yıldaki %12.55'in epey üstünde. Bakın zaten genelde trend geçen yılın üzerine gidiyor burada. Bu tabi işin iyi yönü ama Wall Street brüt kar tarafında bir toparlanma olmadığı sürece huzurlu olmayacaktır. O yüzden bugün hisse başı karlıkta iyi bir rakam bile gelse Wall Street'in ilk bakacağı yer brüt kar olacak ve bu brüt kar yükselmemişse hisse seni cezalandırılabilir. Ayrıca tabi CEO'nun bir de ne dediğini dinleyeceğiz. Daha çok yeni bir CEO. 3 ay içerisinde mucize atmış olmasını elbette beklemiyoruz. Ama bize burada olumlu bir iki şey söylemesi ve ben tekrar büyük kar yukarıda doğru tırmandırıyorum. Veyahut da Ciro'yu öyle bir yükseltecek projelerimiz var ki büyük kar biraz oran olarak düşük olsa da dipte kar çok olumlu etkilenecektir demesi gerekiyor. Öte yandan şirketin bilançosu muazzam. 2023 Haziran itibariyle 10 milyar dolara yakın nakitin üzerinde oturuyorlardı. 6,5 milyar dolar alacakları var. Toplam cari varlıklar hep beraber üste eklendiğinde 54.125 milyar doları buluyor. Burada other current assets diye bir varlık var. Bu da nedir? O transaksiyonlar sırasında doğan kısa vadeli alacakları üstte biriktirmişler. 54 milyar 125 milyon dolarlık burada müthiş bir pozitif var. Uzun vadeli varlıkları kattığımızda toplam varlık seviyesi 75 milyar doları buluyor. Buna karşı şirketin bütün borçlarının toplamı 54 milyar dolar. Yani çok kuvvetli bir şirket bu bilanço olarak baktığımızda ve bu 10 milyar dolarlık müthiş nakit aynı zamanda bu dönemde şirkete bir faiz geliri de yaratacaktır diye inanıyorum. Dediğim gibi şirketin temel sorunu brüt karlık. Brüt karlığa baktığımızda sektör ortaması %60 gözüküyor. Bu şirketinki ise %41'ler seviyesinde bu sektör ortamasının epey gerisinde. Şirketin 5 yıllık ortaması da aslında %45'ler seviyesinde onu da epey altındayız. İşte PayPal'ın bunu toparladığına dair bize bir şeyler söylemesi lazım. Toparlamak gerekirse bilançosu kuvvetli bir şirket. Dipte net kar gayet iyi. Brüt karda tartışmalar var. Yeni CEO'nun bu brüt karlığı artıracağı açıklamaları bekliyoruz. Veyahut da Ciro'da bir büyüme atılımı bekliyoruz. 2-2,5 i̇ki, yıldır aşağı yukarı finansal teknoloji şirketleri hep geriye doğru gidiyorlar. Belki bu gelecek PayPal bilançosu bu işin geriye dönme noktası olabilir. Ama riskli bir bilanço olduğu kesin. Böyle riskli bir bilanço olduğu için de ben bugüne girerken bazı özel önlemler alıyorum. Öncelikle PayPal'ı ben iki ayrı kategoride trade ediyorum. Bunlardan bir tanesi kısa vadeli trade diyebileceğim trade. Yakın zamanda 500 liraya yakın bir PayPal pozisyonu açmıştım. 51.24 dolardan 51.79'a geldi. Orada küçük bir kar var. <laughs> PayPal'da kar etmek kolay değildir. Biraz şansım da yaver gitti diyebilirim. Bu pozisyonu tamamen kapatmayı veya oldukça küçültmeyi düşünüyorum. Yarın bilançoya girmeden önce. Çünkü yüksek riskli bir bilançoya giriyoruz. Ve o yüksek riskli bilançoya böyle bir kısa vadeli trade pozisyonuna girmek istemem. Öte yandan daha iyi bir maliyet ortaması yaptığım uzun vadeli yatım portföyümde de Paypal var. Onu tutacağım. Kısa vadeli trade'lerimin tamamını Quantfolio üzerine yapmayı tercih ediyorum. Çünkü burada işlem gideri yok. O yüzden son derece küçük paralarla bile güzel işlemler yapılabiliyor. Para kazanılabiliyor. Dilerseniz çok risklidir ama dilerseniz kaldaşlı işlem de yapılabiliyor burada. Ve burada sadece hisse senedi değil kripto, commodity ve FX ticareti de yapabiliyorsunuz. Kardeş işlemlerine faiz almaması da büyük bir avantaj Quantify'nin. Açıkça söylemekte de fayda var. Quantify'nin ile tabii ki aramızda bir sponsorluk ilişkisi de bulunuyor. Ama ben çok severek kullanıyorum. Ve bu masrafsızlık durumu epey hoşuma gidiyor. Yine de yarına burada PayPal'da ciddi bir longda gireceğimi düşünmüyorum. Uzun vadeli pozisyonu tutacağım. Ve yarın biraz piyasanın girişine bağlı olarak da belki bir de hedge için bir opsiyon da açabilirim. Ne demek hedge için opsiyon açmak? PayPal hisse senedinin aşağı doğru düşebileceğine dair bir opsiyon satın almak. Bu sayede varlığımı elimde tutuyorum ama kendimi riske karşı da koruyorum. Bunlar nasıl yapılabiliyor konusunda ileride eğitimlerde vereceğim. Evet PayPal'da durum bu. Ama bir yandan bugün Fed'in açıklamaları da var. Bütün bunların bileşiminden ne çıkacak hep beraber göreceğiz. Siz de Kuantfer'i kullanmak istiyorsanız bu arada linki aşağıda. Kare kod da şurada. Siz de kolaylıkla bize katılabilirsiniz. Bugün Palantir bilançosunda detaylı inceleyeceğim. O YouTube katıl üyelerine açık olacak. Henüz YouTube'a katılmamışsanız onun da linki aşağıda. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Så är